ızdırap dolu rüyadır, rüyadır, rüyadır bu hayat. Doğmuşuz, doğmuşuz ölmek, ölmek üzere değil mi? mi? Zevk ile geçerse de, de birkaç, birkaç saat, saat dert, dert kovalar alakalar, zevklerin, zevklerin her birini. Her, 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 her. Gideriz, Gideriz her, her an cehil ve gafletle, gafletle de, 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 Ölüm denizi dibine de, hasretle, de, 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 Dürlü mihnetle de, de, ve bin meşakkatle mahmu perişan eder dünya ya bizi. Ya, ya, ya. Biz, Biz ise, ise seyir eğleyip bu, bu dünyada, ararız, dünyada halkı ararız halkı için. Nedir, nedir bu, adi? bu adi? Halkı, halkı, halkı ve sırrı icadı, icadı, icadı bilmek, bilmek isteriz. isteriz hakkın, hakkın hikmetini. hikmetini. Fakat Hakk'ın, hakkın koyduğu, koyduğu sırrın halli kulun, kulun aklı, aklı ile olamaz, olamaz besbelli. İnsana, besbelli. insana, insana acz aks ve gaflet ve cehli ettiler sev içinde sehtevi. Sizden gelen sorular üzerine On Gece saat 11 12 civarı yatağa girdiğinde 10 dakika sonra uyandı. Titreyerek. Ve konuşamaz abi. Ağzını atıyor. Hiç konuşamaz. Ne? Ne? Allah Allah diyerek düzeldi ağzı. Fakat ne olduğunu sorduğumuzda çocuk titreyerek korktuğunu Ağzını salladığını, yaptığı zaptlarını anlattı. anlattı. Aradan Arada bir ay sonra, bir ay sonra, sonra, tekrar, sonra tekrar, tekrar, iki ay sonra tekrar, çocuk yine aynı şekilde Olunca tekrar çocuğu Allah Allah yere yere gider gider. konuştuğumuzda evde mutfahta çöp getirmişler, bir şey bir şeylerini söylediler. Çocuğu baktım, çöpere yani, yani, bir, bir tane hocaya gittik. Hocanın bir bir peri, bir de cin, cin salı, salı, salı o, 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 söylemiş. Söylemiş. Allah kimsenin başına, başına vermesin. 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 Allah. Bunun çözümü... ve istiyoruz büyü, fal, muska kelimeleri aynı anlam olmasa da birbirleri ile alakalı ve iç içe kullanılan kelimelerdir. Peri, sihir, şeytan ise bu konu ile birebir alakalıdır. Sihirbaz, büyücü, falcı, muskacı, üfürükçü, kahin ise Bunları yapanlardır. Yıldızlara, yıldızname denilen kitaplara, iki ip arasına, suya, kahveye, yazıya, iskambil kağıdına, ele, yüze, resme, fotoğrafa, yıldızname kitaplara, kuma ve benzeri şeyler ile gelecekten yani gayipten haber vermek falcılık yapmaktır. Fala bakmak, baktırmak, ve bakılan fala inanmak haramdır. Tarihi olayları yorumlayıp günümüz olayları ile ilişkilendirip gelecek hakkında öngörde bulunmak ise fal ve falcılık değil yordama yapmak tahminde bulunmaktır. Dini konularda küfür demek ise dinden çıkaran şey demektir. Halk arasında argo sözler olan sövmek dinin kitaplarda bahsi geçilen küfür olmamakla birlikte kitaplarda küfre girer demek dinden çıkar, imanını kaybeder demektir. Fala inanma, falsıza kalma demek çok yanlıştır. Peki cin, büyü, fal, muska var mıdır? Var olması onların doğru olduğunu gösterir mi? Okuyacağımız yazı Osmanlı padişahlarının 36.sı, sonuncusu Sultan Muhammed Vahdettin Han Rahmetullahi Teala Aleyh zamanında medrese tül mütehassısında tasavvuf müderrisi olan Seyit Abdülhakim Efendi'nin Rahmetullahi Aleyh Keşkül ismindeki kitabından alınmıştır. Cin var mı diye soranlara Acele cevap vermek icab eder. Çünkü cinnin var olmasında şüphe etmek pek tehlikelidir. Cevap olarak İslam âlimlerinin sağlam kitaplarından çıkardığım aşağıdaki bilgileri dikkatle ve insaf ile okumak ve doğru düşünerek anlamak lazımdır. Cin, cinnet, cinan Cennet Cenan Ve C'nin gibi C ve N harflerinden meydana gelen kelimeler Örtülü Demektir. Cennet denilen yer Meyveler Çiçekler Kokular ile örtülü olduğundan bu isim verilmiştir. Gerilere Mecnun denilmesi de Aklının örtülü olduğu içindir. Geceye Cünni leyl denir. Çünkü karanlık gün ışığını örtmüştür. Cin denilen mahluklar da gözümüzden örtülü olduğu için cin denilmiştir. Cin kelimesi cinni isminin cemi'dir. Cin ciniler demektir. Peri farisi de cin demektir. Yani burada ne anlıyoruz? peri ile cin farklı şey değildir. Aynı aynı şey. Mahluklar görülen görünmeyen diye iki kısımdır. Ayrıca mekansız madde olmayan mahluklar da vardır. İmam-ı Maverdi diyor ki cin dört ana maddeden yapılmıştır. Su, toprak maddeleri, havadaki gazlar ve ateş. Bunlardan ateş, alev, ışık ve dumandır. Marik dinlen alev kısmından yaratılan cinnilerin müminleri, kafirleri, fasıkları vardır. Hani insanlarda olduğu gibi. Bugünkü fen bilgimize göre bu dört ana madde 105 elementten basit cisimden meydana gelmektedir. Şu halde bütün mahluklar elementlerden yapılmış olup enerji yani kudret taşırlar. Normal fizik şartlarında katı ve sıvı mayı halinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görebildiğimiz için bunlardan yapılmış cisimler görünür. Mesela insanda katı maddeler ve su çok %70'ten fazla bulunduğundan insan görünüyor. Otlar ve bütün hayvanlar da böyledir. Cin'niler havadan ve nardan yani ateşten meydana gelmişlerdir. Ateşin alev kısmı görünmez, içindeki katı zerreler sıcakta ışıklandığı için parlak görünüyor. Bunun için cin de görünmez. Alev iki kısımdır. Biri zulmani yani görünmeyen. ikincisi nurani. Bu da görünmez. Zulmani olandan cin, nurani olandan ise melekler yaratılmıştır. İnsanlar toprak maddelerinden yaratıldığı halde Allah Teala bu maddeleri organik ve organize hale et ve kemiğe çevirdiği gibi meleklerde ve cinde alev şekli değişerek onlara mahsus, latif her şekle dönebilen bir hale gelmişlerdir. Cinnin tarifi şöyledir. Cin yani peri ateşin alev kısmından yapılmış cisimler olup her şekle girebilirler. Melekler ise nurani cisimlerdir. Muhtelif şekillere girebilirler. Melek ile cin yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler muhteremdir, kıymetlidir. Cin hakirdir, kıymetsizdir. Melek diye nur yani ışık kısmı, cinde ise alev maddesi fazladır. Elbette nur zulmetten eftaldir. Meleklerin cinlilere yakınlığı insanın hayvana yakınlığı gibidir. İnsanların üstün olanları melekten kıymetli, cin de hayvandan kıymetlidir. İslam alimlerinin çoğu meleklere cisim dedi. Doğrusu da öyledir. Meleklerin varlığına inanmayan kafir olur. Cisim olduklarına inanmayan kafir olmaz bid'at sahibi olur. Cinnin varlığına da inanmayan kafir olur. Eski felsefecilerden bir kısmı kaderiye yani mu'tezile fırkasının çoğu ve cin ve şeytanlara inanmadı. Cin zeki dahi insan demektir. Şeytanlar da kötü kimseler demektir dediler. Din kitaplarını okumayan ve İslam alimlerinin sözlerini bilmeyen Elbette inanmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirildiği halde ve İslam büyüklerinin kitapları dolu olduğu halde Kaderiye fırkasının inanmaması şaşılacak şeydir. Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'e uyduklarını söylüyor. Demek ki bu kadar uymaktadırlar. Halbuki cinnin var olması akla uymayan bir şey değildir. Yani aklın red edeceği bir şey değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın kudretinin yapamayacağı bir şey değildir. Bugün fen adamları, akıl ve din sahipleri aklın imkansız demediği şeyleri red etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şeylere kelimenin açık ve meşhur manalarını vermek lazımdır. şeyh Ekber, Muhittin Arabi Kudsesi Ruh, cinnin var olduğunu şu ayeti kelimelerle gösteriyor. Zariyat suresinin 56. ayetini mealen insanları ve cinleri ancak beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Er-Rahman suresi 74. ayetinde cinnin cennete gireceği bildiriliyor. Er-Rahman suresinin 31. ayetinde Sekalan buyuruyor ki Ey insanlar ve cinler demektir. Resul-i Sekalayn, müfti Kavsu gavs yani insanların ve cinnin peygamberi, müftüsü, velisi gibi isimler de cinnin varlığını göstermektedir. Kitaplı kafirlerin hepsi ateşe tapanlar, puta tapanlar, Budistler, müşrikler ve Yunan filozoflarının çoğu ve tesavvuf büyükleri cinnin var olduğuna inanıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın vakası da dinin varlığını göstermektedir. Cinnileri anlatan ayet-i kıyamelere akıllarına göre başka mana verenler mürtet olur. Milal Nihal kitabında ve İmam Muhammed Birgivi'nin rahmetullahi aleyh yazdığı Tarikat-ı Muhammediye kitabındaki fetva ve akaidi nesefi şerhindeki açıklama mürted olacaklarını bildirmektedir. Fetva şudur. Kur'an-ı Kerim'in ayet kelimelerine açık meşhur manaları verilir. Bu manaları değiştirerek batinlere İsmaililere uyanlar kafir olurlar. Kul e'unzu bi Rabbin nas suresi ve cin suresi cinnin varlığını açıkça haber vermektedir. Bilgileri noksan bazı kimselerin cinleri hayal yani illüzyon sanarak yok demeleri kıymetsizdir. Korkudan göz önünde hasıl olan hayaller elbette yoktur. Fakat bu hayalleri cin sanmak, cinden haberi olmamak demektir. Bir şeye yok diyebilmek için o şeyi tanımak, kavramak lazımdır. Tanımadan yok demek çocukça laf olur. Bu gibilere ilim adamı demek yersiz olur. Bütün peygamberlerin haber verdiği ve hele peygamberlerin en üstünün aleyhi ve aleyhüm selavatü ve teslimat çeşitli zamanlarda haber verdiği bir bilgiye akla, tecrübeye dayanmadan zan yolu ile çara kalem yok demek ilim adamına yakışır bir şey değildir. Cinne, meleklere, cennete, cehenneme hatta Allah-u Teala'ya inanmayanların biricik sözleri kim gitmiş, kim görmüş, Var olsalar da görürdük, görmeyen şeye inanmak aptallık olur demeleridir. Gözün akla değil, aklın göze bağlı olması lazım sanıyorlar. Halbuki akıl, duygu organları üstünde bir kuvvettir. Ve his edilen şeylerin doğrusunu, yanlışını ayıran bir hakimdir. İnsanlar göze tabi olsaydı, insanlık şerefi Gözün kuvveti ile ölçülseydi kedi, köpek ve fare'nin insandan daha şerefli, daha kıymetli olması lazım gelirdi. Çünkü bu hayvanlar karanlıkta da görüyorlar. İnsan ise göremiyor. O halde göremediğine inanmak istemeyen kimse insanlığı hayvandan aşağı düşürmektedir. Demek ki his organlarımız aklın uşakları, aletleridir kumandan hakim akıldır. Akıl görünmeyen, duyulmayan şeyleri red etmediği gibi yokluğu ispat edilmeyen ve anlaşılamayan şeyler de yok demez. Bunlara yok demek akla uygun bir söz olmaz. Cinnin varlığı dinin açıkça bildirdiği bir şey olduğundan İnanmayan Müslümanlıktan çıkar, hiçbir ibadeti kabul olmaz. Konumuza bir sonraki bölümün devam edeceğiz.